Hoş geldiniz yayına. Alo. Hoş geldiniz Resul Bey yayına. Merhabalar. Hoş buldum, merhaba. Yazalım oraya da Resul Bey, Savaş Ataş'ın amcası. Siz yeğeninizin kaybolduğunu nasıl öğrendiniz? Bu süreyle ilgili, yani bu süreçle ve yaşananlarla ilgili ne söyleyeceksiniz? Kayboldu. Gündüz saat 11, akşam 11-11.30 arasında bana Necla'nın ablası bana telefon açtı, dedi Savaş eve... Savaş eve gelmedi dedi. Evet. Senin haberin var mı? Hayır dedim. Haberim yok. Dedim şu anda Necla nereden? Necla... Recep'in yanında. Resul abi, şimdi telefon hattındasınız ama tekrar bir ekip arkadaşlarımız bağlasınlar sizi. Bir alın, tekrar bir konuşun. Acaba bulunduğu yerde çekmiyor mu? En baştan soruları da soracağım. Şimdi kocanın hayatında, yani önemli yerlerde olan biri Talha Hüseyin. Evet. Diğeri Recep. Senin o 23'e kadar bekleyip 3 Eylül tarihinde, evet, kapısına gittiğin, Recep, kocam nerede diye sordun. Evet. Ben Savaş diye birini tanımıyorum, evet, diyen. Ama 7/24 telefonda konuştu Recep. Evet. Kocanı tanıdığını ve görüştüğünü reddediyor. Evet, reddediyor. Onda sen karakola gidiyorsun. Evet, karakola gidiyorsun. Ve karakolda ben diyor bilmiyorum, tanımıyorum, nerede olduğunu bilmiyorum, evet, diyor. Sonra 2 gün boyunca Talha'ya ulaşmaya çalışıyorsun. Evet Esra Hanım. Talha ile telefonda konuşuyorsun. Evet. Benimle geldi, vedalaştı. Evet. O gittiği gün park yerine benim evimdeydi. Evet. Beraber yemek yedik. Evet. Vakit geçirdik. Sonra ben onu Akdere'den, Ankara Akdere'den Sıhhiye dolmuşuna bindirdim. Evet Esra Hanım. Çocuklarla uğurladım. Evet Esra Hanım. Ben buralardan gidiyorum dedi. Evet. Başka hiçbir şey söylemedi. Söylemedi. Fakat bu 15 gün öncesinde, yani bu kaybolmadan önceki 15 gün öncesinde kocan arabayı da sattı. Evet. 160 bin TL değerinde. Evet Esra Hanım. Parayı aldı Talha'nın kuyumcusuna. Evet Esra Hanım. Yatırdı. Evdeki 15 bin TL'yi aldı. Onu, evet Esra Hanım. O da yanında, eşimin yanında. O da yanında. Evet Esra Hanım. Yani evde aslında bir birikim vardı. Evet, o birikim de, o birikim de gitti. Senin iddian şu ki kocan çocukları milli eğitime ve okula göndermek istemediği için, evet, eğitim hakkından mahrum bırakmak için kaçırdı. Evet. Onun kafasını ve beynini yıkadılar. Evet Esra Hanım. Peki Resul Bey, tekrar merhaba. Merhaba Esra Hanım. Heh, şimdi siz o gün 23'te öğrendiniz. Evet. Necla'nın ablası dedi ki Savaş yok. Buyurun. Ondan sonra Necla nerede? Necla dedi karakola doğru gidiyor. Ben gidiyorum. Evet. Ah ah Resul abi, var ya telefonlar çekmiyor herhalde. Evet. Yer değiştirse. O gece sen Resul Bey ile gittin değil mi? Evet, Resul amca ile gittim. Nurettin Ataş ile gittim. Resul Ataş'ın eşiyle birlikte gittim karakola. Onların bir öngörüsü var mı? Yani mesela bu kaçış öncesinde bir maddi anlamda kendini hazırlıyor. Çocuklarla, evet, ilgili iddianız var. Bu iddia ettiğiniz kişilerle belli yerlerde işte dini böyle sohbetlere katıldığını iddia ediyorsunuz. Şey yapabiliyor mu? Yani gidip görüşür mü ya da onlar size gelirler mi? Evime gelmeye çalıştılar Avukatlı Hanım. Ben ne, kabul ne yapmak etmedim. İçin gelecekler evinizin? Gelseler ne yapıyorlar? Kitapla alakası olan insanlar değil. Evin içine girdiği an çarşafı çıkarttığı an minik satraç pantollar, askılı, başı başörtü yok, boyalı saçlarla. Başka şeyler. Evet. Şimdi hani dışarıda kapanıyor olabilir ama, evet, kendi kadın ortamında ve aile ortamında daha farklı giyinebiliyorlar. Hayır, ortak tercihleri ne? Yani bunları bağlayan şeyi merak ediyor. Niye böyle ortak noktayı merak ediyor. Neyi merak ediyor? Dini sohbet etmek amacıyla mı, ticaret mi yapıyor bu kişiler? Bunlar ticaretten başka bir şey yapmıyor. Diniyle hiç alakası yok. Dinle ağızlarından çıkan bir kelime duymadım ben. Peki kocan çocuklar okula gitmesin. Evet. Ya şu kurumda şu şekilde eğitim alacak diye bir yeri sana gösteriyor mu? Göstermiyor. Sadece eğer durumun varsa eşime dedim ki özel öğretmen tut. Hı hı. Eğer bileceğin yerler varsa oraya yönlendirelim. Yok, arkadaşlarımın yanına götüreceğim dedi. Arkadaşlarım gösterecek dedi. Peki bu Talha mesela, Hüseyin isimli kişi diyor, evet, ki çocukları okula gönderme abla diyor. Evet öyle söylüyor. Ben diyor eğitim veririm, evet, diyor. Talha bu çocuklara nasıl bir eğitim verecek? Bilmiyorum işte Esra Hanım, sordum. Peki bir din görevlisi mi, diyanete bağlı mı? Esra Hanım, dinayet minayete hiçbir şeyle bağlı değil bunlar. Bunlar kendi özgür...
yıkıyorlar, beyinlerini yıkıyorlar resmen Esra Hanım. Çevrende benzeri olaylar evet, var mı? Evet Esra Hanım, onların bütün arkadaşları, bütün çevresi olanlar hiç kimse çocuklarını okula mokula göndermiyorlar. Küçük 7 yaşında, 5 yaşında gelince kapıyı üstlerine kapatıp evin içinden bile çıkartmıyorlar Esra Hanım. Bunlar öyle insanlar. Peki aile düzenleri bozulduğunu söylüyorsun. Mesela hani bu tarzdaki bir cemiyete girdiğinde ya da oraya dahil olduğunda herkesin aile düzeni bozuldu dedi. Evet Esra Hanım. Yani eşlerden soğutup sadece kendi alanlarına mı alıyorlar? Evet, kendi alanlarına çekiyorlar Esra Hanım. Çevrenizde bu sebeple boşananlar var mı? Bizim çevremizde bak yok. Tağlanın şu çevresinde var. Arkadaş çevresinde var. Yani artık eşinin mesela demiş ya seninle ben aynı değiliz demiş eşin. Evet. Böyle bir cümle kurdun. Hani artık senin dini vecibelerini, dini bilgilerini beğenmeyip seni bu anlamda daha da aşağılayıp evet, Esra Hanım, kendini farklı bir yere konumlandırıp evet, Esra Hanım, farklı bir açıdan bakıyor. Yani şimdi bak çok hassas konular diyorum bak hepimiz Müslümanız hepimizin hepimiz aynı Allah'a inanıyoruz hepimiz evet, aynı kitaba aynı inanıyoruz ve açtığın baktığında da zaten Kur'an-ı Kerim'de oku diyor ve sen orada görüyorsun. Evet Esra. Ama bunu farklı şekilde yapıyor olmak ya da çevrenizdeki insanları bir kurallar belirleniyorlar o kurallara dahil edip orada böyle bir ortak hareket etme gibi bir şey var. O zaman normal dünyadan sosyal hayattan da uzaklaşıyorlar. Evet, aslında, senin kocan aslında böyle biri miydi? Haydi yoksa Esra değişti mi? Değişti Esra Hanım. Benim eşim böyle bir insan değildi. Her zaman inançlı. Evet Esra yani Hanım. Hani tam bir Müslüman, inançlı, evet, ibadetlerini yerine getiren. Aynen öyle. Bir bildiğimiz tipik geleneksel değerleri olan Türk ailesiydiniz. Evet Esra Hanım. Ne zaman değişti? Bu 3 aydır değişti Esra Hanım. Bu tarla ne zaman okul konusu açılınca arkadaşlarına bütün evimin tırnağından tut başının teline kadar bu tarla her şeyimi biliyor. Afkat gibi resime savunuyor bütün sulaleyi. Bir saniye, senin evindeki her şeyi nasıl bilebilir? Yediğim yemekten tut, giydiğim ayakkabıya, giydiğim elbiseye, çocuklarıma yaptığım yemeğe varana kadar Esra Hanım. Mesela bir tartışma olsa, bir konuşma olsa, arkadaşlarla enişimin bir kavgası olsa, abileriyle tartışması olsa tarla biliyor. Resmen afkat gibi savunuyor. Ama tüm özel hayatınızı evet, ve mahremiyetinizi de eşin Savaş Talha'yı anlatıyor. Evet Esra Hanım. Belki evime kamera da yerleştirdi haberim yok Esra Hanım. Belki onu da yapmış olabilir yani. Şimdi Necda bu Hanım, kadar bilen bir insan. Necda Hanım öncelikle ben sizi sözünüzü kestim ama bir anne olarak böyle eğitim hakkı var diye konuşurken de ağlattınız beni. Bu çok değerli ama bunun ötesinde eğitim hakkının yanında sağlık hakkı da ihlal evet, eden pırıl pırıl 2 tane Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı çocuk var. Evet. Allah sizin gibi anneleri eksik etmesin. Amin. Böyle eğitim hakkı diye onlar adına bağıran bir anne. Bu anlamda da şikayetiniz olmuş. Anne baba da olsanız bu anayasada ve uluslararası sözleşmelerde garanti altında. Biz ne yapamıyoruz? Zorunda eğitim hakkını alamıyoruz. Siz dini eğitim, diğer şeyleri vermek ver, istiyorsanız verirsiniz ama okula gitmek şart. İdari para cezası var göndermezseniz. Aynı zamanda da aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğü ihlal etme adı altında 1 yıla kadar hapis cezası var. Bunun. Kimse benim çocuğumun özgürlüğünü elinden alamaz. Kimse benim çocuğumun eğitime karışamaz. Şimdi ben baba, çocuklarımın elbisesine varana kadar, formasına varana kadar aldım. Necla, burada senin söylediğin en önemli cümle şu. Yani benim kocam böyle bir adam değildi, evet, beyni değil, yıkandı diyorsun. Evet. Yani birileri onu bir şekilde etkiledi. Esra Hanım, eğer bunu biri evinde tutmasa, biri destek çıkmasa, bu birisine Esra Hanım bir yumurta kıracak bir insan değil çünkü. Eşim bakamaz çocuklara. 14 gündür bu 2 çocukla nerede kalıyor? Evet, nerede? Kim bakıyor? Yaşamını nasıl sürdürüyor? Evet. Bu çocuklar nerede yatıyor, nerede kalkıyor, ne yiyor, ne içiyor? Evet, Esra Hanım. Daha önemlisi Savaş Bey, hani bak güzel, normal, sağlıklı bir evlilikten evet, bahsediyorsun. Ve eşinden de diyorsun ki yani müthiş bir babaydı. Yani evet, böyle ya, bir melek, adam melek iki çocukla mi? Evden, çocuklarını alıp evden niye kaçar? Savaş Ataş'ı, Süleyman Ataş'ı ve Salih Ataş'ı arıyoruz sevgili seyirciler. Lütfen gören, tanıyan, bilenler hem emniyete de ihbarda bulunabilirler. Hem de isimleri gizli kalmak kaydıyla ihbar hattımıza mesaj da atabilirler. Şimdi telefon hattında bir komşunuz varmış. İnşallah bir bilgisi vardır. Alo. Hoş geldiniz yayına. Televizyon sesini tamamen kısalım lütfen. Alo. Beni duyuyor musunuz? Hoş geldiniz yayına. Duyuyor musunuz beni? Evet, duyuyorum Esra Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun. Sanırım Necla Hanım'ın Savaş Bey'in akrabası, komşusunuz. Televizyonun sesini kıs komple. Evet, duyuyorum.
Savaş Bey'in komşusuyum. Buyurun efendim, dinliyorum ve, sizi. Ve bizzat toplantılarına katıldım. ve bunlarla muhatap olan birkaç insanı tanıdım. ve bir daha bunların ve sebebi şuydu. Yani toplantılar hoşuma gitmedi. Bizim dediğimizi yapacaksınız. Bize bağlı kalacaksınız. Bizim dediklerimizden dışarı çıkmayacaksınız diye telkinlerde bulunuyorlardı. ve onun için bir daha toplantı sesinde net olarak biliyorum. Yani Savaş kötü bir insan değil. Çok güzel bir arkadaş. Çok iyi niyetli, temiz kalpli bir arkadaş. Yani bu Savaş'ın kandırıp elinden parasını pulunu alabilecek derecede bir insanlar bunlar. Şimdi bu şekilde ihbarda bulunur. Savaş'ın kaybolduğunu şu an hani televizyon ekranında mı duyup öğrendiniz, yoksa mahallede zaten bu 10 gündür konuşuluyor, buradan mı biliyordunuz? Buradan 10 gündür konuşuluyor, oradan biliyorum ve ben kapı komşusuyum Savaş. Ha, kapı komşunuz. Evet. Peki bu 15 gün öncesinde mesela Savaş arabayı satmış, böyle hani bayağı büyük de bir para, 160 bin TL'nin üzerinde bir para. Yani bunu satmasının sebebi ne olabilir? Bulunduğu ortamdaki kişiler mi onu ikna etmiş, almış olabilirler? Hiç bilmiyorum. O konuda hiçbir yorum yapamayacağım çünkü... Oradaki insanların zihniyet ve yapısını biliyorsunuz. Bu çocuklara... Şimdi... Bakın ilaçlarını da almamış. Anne diyor ki ilaçlarının alınmaması küçük çocuk için 14 gün uzun bir süreç. Evet, ilacını da almış. İlaçlar evde. Ve oradaki insanlar bunu idrak edebilecek düzeyde insanlar mı? Evet, oradaki insanlar bunları idrak edecek düzeyde bir insanlar. ve yani ben bir kere gittim. Hatta söylemiştim ya, buraya bağlı kalacaksınız, dediklerimizden dışarıya çıkmayacaksınız dedikleri için ve ben bir daha toplantılarına bunların katılmadım. Anladım. Bir yani hangi kurallar konulduysa o kapıdan içeri girenler oradaki kurallara, o sisteme uymak zorunda. Evet Esra Hanım. Çocukların okul konusuyla ilgili sizle hiç konuştu mu? Hayır, okul konusuyla ilgili hiçbir konu biz konuşmadık. Yolda gördüğümüzde selamlaşan insanlardık. Dediğim gibi kapı komşuyuz. Peki siz çocuklarınızı okula gönderiyor musunuz? Evet, tabii ki illaki. İllaki gönderiyorsunuz. Hayır, ya Savaş abi ben milli eğitime göndermeyeceğim, okula göndermeyeceğim. Bulunduğum yerdeki çocuklar dini eğitimi alacaklar, okul hayatları olmayacak gibi bir sohbet oldu mu aranızda? Hayır, öyle bir sohbet olmadı. Zaten ben de öyle dini kendisi öğrensin benim çocuğum. Öbür türlü ben çocuğumun eğitimine zaten karşı değilim ve karşı olanlara da karşıyım. Peki, çok teşekkür ediyorum yayına da bağlandığınız için. Sağ olun. Yani kapı komşuları telefon attığındaydı. Hani Savaş pırlanta gibi bir insandı. Evet, Esra Hanım. İki çocuğunu alarak sevgili seyirciler 3 Eylül tarihinde çocukları parka götüreceğim diyor ama aslında parka götürmüyor. İki çocukla beraber kayıplara karışıyor. Necla o tarihten bugüne kadar kapı kapı, sokak sokak kocasını ve çocuklarını arıyor. Savaş Ataş nerede? Çocuklar Süleyman ve Salih Ataş nerede? Ankaralı seyircilerimize buradan çağrıda bulunuyoruz. Savaş Ataş'ı, Talha Hüseyin adlı kişiyi, Recep isimli kişileri tanıyan bilenler ve bu bulunduğu... Savaş Ataş gerçekten çocuk okula başlayacağı için mi bu çocukları kaçırdı? Çocukları temel eğitim hakkından mahrum mu bırakmak istiyor? Bu kaçışın ve gidişin asıl amacı nedir? Bunu öğreneceğiz ve inşallah gel Necla'cığım yüzünü güldürürüz. İnşallah buradan İslam. Hem kocana hem de bütün Ankara'ya seslen. Süleyman Salih oğlum, kokunu özledim yavrum. Doğulursun Süleyman Salih. Annem bırakmadı oğlum, peşinizdeyim yavrum. Kim sizi götürüyorsa bulacağım Süleyman. Sizi bulmayana kadar buradan gitmeyeceğim oğlum. Bu kapıda yatacağım ama Esra Erol'dan yalvarıyorum herkese burada. Oğlumu bana getir Savaş. Bana oğlumu getir. Bana yavrularımı getir. Benim çocuğumun özgürlük hakkını kimse elinden alamaz.
götürdün. Ne olursun duyan, bilen, gören varsa insanlık namına. Lütfen ne olursun Esra Eroğlu ya da polisi arayın. Bilen arkadaşlarına sesleniyorum. Allah rızası için benim evlatlarımı bana verin. Ben evlatlarım da yaşayamam. Ben evlatlarımı bırakmam kimseye yavrumu. Ben onları ne zorluklarla büyüttüm biliyor musunuz? Ben 5 sene ağzımı koya koya hastane dolandım. Süleyman 5 yaşına kadar konuşmadı Savaş, bunu biliyorsun. Bir gün bana hastaneye gelmedi, demedin ki doktor ne diyor. Hangi ilacı kullandığını bile bilmiyorsun Savaş. Benim evladımı getir. Eğer hayatında biri varsa benim evladımı bana getir git. Bak resmi görüyor musun Savaş? Sen yoksun, sadece evlatlarım var, evlatlarım. Bana evladımı getir. Almadan buradan gitmem Savaş. Ancak öldüğüm zaman kurtulursun benden. Benim evlatlarımı getir. Ben evladımı özledim. Salih'imi, Süleyman'ımın kokusunu özledim. Ben size sesleniyorum. Kim alıkoyduysa, kim bunlara destek çıkıyorsa, size yalvarıyorum Allah rızası için. Bırakın. Bak başlarına bir şey gelirse sorumlu sizsiniz. Necla. Sizsiniz. Bir baba düşünün ki çocuklar okula gitmeyecek. Diyor ve bunun için seni ağlatıyor. Evet Esra Hanım. Bir baba düşünün ki çocukları sağlık problemleri varken yuvadan uzaklaştırıyor. Evet Esra Hanım. Bir baba düşünün ki sadece kendi isteği olsun diyor. Evet. Ben de soruyorum, hangi dinde, hangi kitapta bunun için bir anneyi ağlatmak var? Hiçbir dinde. Bu hangi kitapta yazıyor? Gerçekten çok merak ediyorum. İnşallah da Allah'ın izniyle bu güzel iyi bir haberi vereceğiz Necla'ya. İnşallah Esra Hanım. Yanındayız, hiç merak etme, tamam mı? Tamam Esra Hanım. Yavrularımı almadan gitmem Esra Ay, Hanım. Ay sen var ya, of. Gitmem, ben yavrularımı istiyorum. Yardımcı olun bana. Sayın Cumhurbaşkanı. Burada size sesleniyor. Sizin de torunlarınız var, evlatlarınız var. Ne olursun bana yardım edin. Evlatlarımı bulun bana. Ben hasta bir anneyim. Bana da yardım edin. Benim evladımı getirin bana. Ben hiçbir şey istemiyorum. Süleyman'la Salih'im istiyorum sadece. Kocamı da aramıyorum ben. Oğullarımı alıyorum, çocuklarımı. Onu ara, onun da verecek bir hesabı olmalı mutlaka.